Nereye yerleştirdi önüne gelmesin diye. O alıp arkasına koyar. Neyi? Şu gelmiyor değil mi? Şey böyle? Geride kaldı ya. Bunlar böyle çok uzun. Biz de gelin ya. Yapıyor senin de, musunuz? Senin biraz yaklaşman lazım. Doğru düz mutfağı toparlayamadım. Dedim de oraya toparlayayım. Yardım et sen. Düşürdüm bu saatte duramam. Tamam burada var. Ne hallederiz? İsmet abi emekli mi? Emekli olup olmadığını bilmiyorum. Ama İsmet Bey'i 4 senedir görüşmedik. Pandemiden beri görüşmedik. Çok düzenli video atıyor. O yüzden sordum yani. Bu işe bayağı vakit ayırıyor. Yani şeyde sosyal medyadan yazışıyoruz ama yüz yüze görüşmedik. Hı. Haftada bir videosu geliyor yani. Atıyor yani öyle aktif. Sen takip etmiyor musun? Yok. Evet. Ben de senin sayende oradan buldum. Onların ilk ayı videosu vardı hatırlıyor musun? Uludağ'da yürürken kapana yakalanmış ayıyı kurtarmaya çalışıyorlar. Veteriner çağırıyorlar. Ayıyı boyatıyorlar falan. Çok da büyük bir ayı. Ayı böyle ağacı deviriyor bir tanesini falan. 5-6 sene önceki videoları. İsmet Bey'in kameraları çok pahalı kameralar. GoPro'lar. Yani 150-200 bin lira civarında kameralar. Ne iş yapıyor normalde sivil hayatında? İş adamı. Yok, iş yeri var Bursa'da. Köy gardı. Hasan Gedikli. Gedikli tanışıyoruz benim şeyle zaten. İsmet abi. Sen kuyruğun falan mıydın? Bana geldiler Tofaş'tan bir mühendisle. Onlar bir... O çocukları kaç gün aramışlardı Uludağ'da? İsmet Beyler 3 saatte buldular. Onlar 3 saatte... ICT Canyoning'den ekip geldi. Evet, onlarla İzmir'den İstanbul'dan geldiler. Zaten orada konuştular. Onlar intikal etmişlerdir sis basmasıyla kanyona diye düşündüler. 3 saat içinde buldular ikisini. İstanbul ICT Canyoning miydi? Öyle bir ekiple, İstanbul'dan bir ekip topladı. Onların başında onlarla buldu çocukları Uludağ'da. ICT'nin değil, Cat Canyoning'li. Valla hepsi benim böyle çok... Cat Canyoning. Hepsi devlet memuru, izin aldılar. Cat Canyoning. İsmet Bey aynı zamanda... Bursa Dinozor Kulübü üyesi ve Cat Canyoning üyesi. Cat Canyoning, Kanyon Araştırma Derneği. Kısaltılmış bir şey. Şimdi ukala bir başkan var. O zamanlar Hasan Gedikli'ydi başkan. Hasan Gedikli'nin başkanlığında güzel şeyler yaptık, aktiviteler yaptık ama burada başka yerde. Ancak Hasan Gedikli başkanlığı bıraktı. O da Kabartesi'dir. Bayrampaşa'da İstanbul'da Bayrampaşa. Hasan Gedikli yani İlk 5'e girer Türkiye'deki kanyonları tanımada. Balla Kanyonu'nu en çok geçenlerden de birisidir. Belki de benden fazla kanyon tecrübesi vardır diyebilirim. Bıraktım bak. Bıraktım. Meral Kuvan'a devretti. Meral Kuvan diye bir hanımefendi. O da yine bir 50 yaşında var. 50 yaşında bir kadın. Yaşlandı artık.
kilo da aldı. Kamyon bu tür sporlarda tırmanışta fit olman gerekiyor. Tabii biraz fit olman gerekiyor. Biraz değil. Yani kondisyonun yerinde olacak. Sigara kullanmıyorsun? Ben hiç kullanmadım. Hiç. Çok iyi. Ben hele kanyon geçişini suda hiç yorulmam. Hiç. 24 saat yüzerim. 24 saat giderim yani. Şey, beygir gibi. Senin kanyonla duygusal bir bağın var. Kardeşinden sonra oldu herhalde değil mi o? Gençlikle. Yok. Alakası yok mu hiç? Yok. Kardeşimin ölümüyle alakası yok. Kardeşimin öldüğünde kardeşim 28 yaşındaydı. Ben 30 yaşındaydım. 31 yaşındaydım. Burada oldu değil mi? Burada oldu. Horma kanyonun girişinde. Gölete su akıyor ya, birinci gölete, girişte. Evet. Havuz gibi gölü. Oraya atlıyor yukarıdan, oradan atlıyor. Orası 6-7 metre yükseklikte. Oradan atlıyor birinci gölete, alt tarafa kenara çıkıyor. Hadi sen de gel diyor yanındaki iki arkadaşına. Siz de gelin, atlayın diyor. Alt kenara çıktığı için bir daha aşağı dökülen yer var orada. İkinci döküldüğü yeri dengesini kaybedip düşüyor. 8,5 metre derinlikten çıkardık. 46 saat sonra. Mevsim neydi? Temmuz. 2 Temmuz'da düşüyor, 4 Temmuz'da. Niye o kadar uzun süre çıkartması? Bulamadık. Ama düştüğü yerde buldunuz değil mi? Düştüğü yerde bulduk. Su götürmüştür diye. Aşağılara baktık. Aşağılara doğru gittik. Düştü çıkmadı dediler. Yani görgü iki kişi varmış yanında. Görgü şahitleri. Düşerken kafayı bir yere vurup acaba bilincini mi kaybettik? Hiçbir yerinde. Hiçbir şey yok. Hiçbir yerinde. En ufak bir ezi. Dertlik, yırtık, çizik yoktu. 46 saat sonra çıkardık. Aldık bir battaniye üzerine. Aşağıdan sudan battaniyeyi alırken pipisini bir orada bir diken çizdi. Kanadı. 4 saat şey bekledik. 3,5 saat. Savcıyı bekledik. Üstüne battaniye örttük. Altına battaniye var. Üstüne de battaniye örttük. Yeri de bir gölgeye yatırdık. Orada savcı geldi, şöyle bir üstünü açtı baktı. Ben bizim buradaki doktor var yanımda. Arkadaşımdı, Ekremci verildi bir doktor. Ben dedim hiçbir şeyden şüphelenmiyorum. Yani arkadaşlar bunu hani gitti kalktı gibi bir şey olması mümkün değil. Olmuş artık bu çocukları yakmayalım dedi. O prosedür sürmesin yani. Otopsiye falan göndermek istemiyorum. Savcı Bey'le konuş, ona göre şey yapıp. Ekremciğim dedim. Tamam hocam dedi. Annem babam bir şey demiyor. Yok benim önüme geçmez zamanlar dedim. Savcı geldi, baktı. Doktor savcıyla konuştu. Çekti gitti savcı. Biz aldık götürdük köye. İmam geldi yıkarken suyu ben koydum. Tampon yaptı. Hala kanıyordu. Normalde boğulan kişi 46 saat sonra şişer.
Bir kal saat dönüyor, iki saatte şişiyor. Hiç şişmemişti, eli kolu yumuşaktı böyle, baygın gibi. Hani kanka canlı bir beden. Ama tabii tıp ben. Koyarız biz. Allah rahmet eylesin. Tıp ben mümkün değil sağ kalabilmesi 46 saat suyun içinde. Ama düşmeden diye veya düşerken hani bir baygınlık içilse bile hiç nefes, hiç su yutmamış. Hiç su yutmamış. Hiçbir şişkinlik yok o karnında falan. Kafasını taşa vurmuyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi suyun döküldüğü yerde, su dökülürken, döküldüğü gölette, yukarıdan aşağı döküldüğü, suyun döküldüğü yer, böyle şey köpürüyor. Yapar ya, devinim vardır, köpürür. Oraya diyor. Zaten gerisin geri düşmüş, dengesiz. Suyun tam döküldüğü yere su omzunu aşağı itmiş, iki kayanın suyun dibinde iki kayanın arasına sıkıştırmış. Nerede? Bu atlamıyor, kendi isteğiyle atlamıyor. Tamam, hayır. İkincisi... Neresinden sıkışmış? Ya, sıkıyor. Onu işte iki kayanın arasına sıkışmış. Eyvallah. Çok bocalamış. Duvarları cırmalamış. Yani şeyleri, tırnak izleri, taşlarda tırnak izi. Sağ bağlar ya, suyun içinde taş hani, kireç bağlar. Onları böyle onu şey yapmış. Yani, yani biz oraya Ayancık'tan, Sinop'tan dalgıç getirdik. Dalgıç getirdik geldi, 4 kişilik. Düştüğü yeri gösterdik. Burada arayacağız dedik. Adamlar hiç suya girmedi. Biz hareketli suya giremeyiz. Tecrübemiz yok dediler. Bizim işimiz değil dediler. Gittiler. Bugünkü gibi akmıyor muydu su o zaman da? Yani, bugünkü bu miktardaydı suda. Bugünkü miktardaydı su. Şeyden Amasra'dan o zaman dönemin kaymakamı, Amasra kaymakamının arkadaşlarmış. Amasra'dan bir dalgıç ekibi geldi, iki kişilik. Onlar girdiler. Önce bu döküldüğü yerin ayağına doğru göre aşağı taraflarını da aradılar. Bulamadılar. Yukarı suyun döküldüğü yere yaklaşamıyorum. Zaten görünmüyor. Köpürdüğü için görünmüyor. Hani görüntü vermiyor suyun içinde. Göremiyorum dedi. Yukarıdan atladı. Suyu döküldüğü yerden dolandığı. Oradan suyun, çünkü su yukarıdan döküldü mü itiyor geri, yaklaşamıyor. Oradan atladı. Biraz sonra çıktı. Dedi, burada. Görmedim ama dedi, ayaklarına takıldı. Burada bir yere takılmış dedi. Tekrar aşağıdan gelemediği için tekrar yukarı dolan bir daha atladı. Kurtaramadım dedi. Takılmış bir yere dedi, cesetli burada dedi. Tekrar atladı. Üçüncü atlayışta cesedi yakalamış. O
sıkıştığı yerden çıkardı. Götürdü. Yani üstünde başka kıyafet mi vardı? Kıyafetler yok. Kıyafet yok. Kıçından şortu bile çıkmış. Anadan dolma çıkardı. Tamam işte, belki de şortu takıldı bir yere. Hayır, kıçında şort yokmuş zaten. Şort varmış atladığında da, suya girdiğinde beyaz bir şort varmış. Şortu çıkmış. Orada devinin senin üzerinde zaten bırakmaz. Orası 8,5 metre derin ha. Atladığı yer. Belki de suyun döküldüğü nokta. Döküldü. Sürekli milyonlarca yıldır döküldü. Çok, onlar yani çok derin oluyor. Oyar, kayayı oyar. Yani o döküldüğü noktalar genelde derin olur. Bazen kum yağar, terelir. Yani derinlik azalır. Aha. Bazen kumu öşer. Yani derinleşir. Şelalelerin aktığı noktalar öyle olur. Bazen sel gelir oraya, kum yığar, mıcır yığar. Bazen onu boşaltır, öşer, atar. O sürekli dere yataklarında otur yerler değişir. Bugün gördük köprüler falan hep demirleri gitmiş üstünden. Demek ki o üstünden geçiyor sel değil mi? Bugün biz nereden geçtik o? Fotoğraf var. Bakmamız lazım. Senin dediğin köprü üzerinden geldik ya biz Azdavay'dan. Evet. Kırmacı. Evet. Orada bir köprünün üstünden geçtik. Orada o köprü, onun demirleri böyle parçalanmış. Evet. Dere onun üstünden geçiyor. Korkulukları. Evet, korkulukları. Sel mi yapıyor onu? Onun şeyi vardır bende. Görüntüsü. Sel yaptı. O köprünün üzerinden geçiyor. O köprüyü alamadı. Korkuluklarını yıktı. Köprüyü yine alamadı. Çok sağlanmış. Onun üzerinden açtı su. Vay. Bozkurt seli. Ne oldu? Geçen sene. O sel olduğunda burada nasıl hava? Burada da yağış var değil mi? Efendim? Bozkurt'ta sel olurken burada da yağış tabii var. Ama bu seneki hasar, 20 gün önceki hasar, buraya ve buradaki hasar, tabii başka yerde yoktu. Azdavay'da buraya. Efendim tabii. Bozkurt selinde o kadar hasar almadı. Kanlıca dönercisi mi? Emrah, dövme mi yaptıracaksınız? Var, atıyorum. Ya o çalışıyordur. Geceleri çalışıyor ya, o çok yoğun. Tamam, gönderiyorum. Bu saatte ne yapacaklarmış ya? Dövme yaptıracaklar. Bak, yaptırsınlar. Önce şelalesine gittiniz değil mi şu şelaleye? Bak bunun. Bunun şeyini göstereyim size. Şu galiba. Bu maddi tepki. Thank you.